Aslında şunu çok net söyleyeyim. Ta geçmişten bugüne kadar süreç içerisinde Merkez Hakem Kurulu başkanlığı yapmış, yönetimde çalışmış herkesin Türk hakemliğine katkı sağlamak amacıyla geldiğini düşünüyorum. Ve onlar bence her birisi ayrı dönemlerde çok faydalı çalışmalar da yaptılar. Tabii bugün biz geldik, biz de bundan sonraki süreç içerisinde Türk hakemliğine katkı sağlamaya çalışacağız. Öncelikle şöyle bir algı oluşturulmuş kamuoyunda. Bir güvensizlik ortamı, bir algısı oluşturuldu. Ama biraz önceki sunumda da söylediğim gibi bence Türk hakemliği son derece donanıma sahip. Hem eğitim anlamında hem karakter anlamında çok iyi durumdalar. Biz onlara bu güveni aşılayarak daha başarılı maçlar yönetmeleri konusunda yardımcı olacağız. Peki futbolculardan, kamuoyundan, yöneticilerden istekleriniz, beklentileriniz ne sayın? Herkes tabii bir sonuçta futbol, herkesin bir amacı var. Herkes kazanmak istiyor. Fakat biz bu doğrultuda, bu süreçte hakemlerimize de yaptığımız eğitimlerde hep şunu söyledik. Cesur olun. Gördüğünüz, ilk anda gördüğünüz, inandığınız ne karar varsa onları verin. Siz böyle yaptığınız sürece hem kamuoyunun güvenini kazanacaksınız hem de bizler tarafından ödüllendirileceksiniz. Başarılı olan hakeme prim tanıma düşüncesi içerisinde olduğumuzun altını çizdim, bir kez daha çiziyorum. Bundan sonraki süreçte eminim ki hakemlerimiz bu doğrultuda maç yönettikleri sürece de kulüplerimizin de onlara saygısı artacaktır. Evet.